Şimdi de SQLite veri tabanında veri tanımlama dili işlemlerinden alter işlemlerine bakacağız. Alter table, bir tablo üzerinde nasıl düzenleme yaparız onu inceleyeceğiz. Şimdi Oracle, SQL Server ve PostgreSQL veri tabanlarında ve genel olarak veri tabanlarında alter işlemleri detaylı bir şekilde yapılmıştır. Alter table ile bir sütun ekleme, mevcut bir tabloya sütun ekleme ya da onun içerisinden bir sütun silme vesaire gibi işlemler vardır detaylı bir şekilde, ama SQLite veri tabanında bu yeteneklerin çoğu yok. Şimdi bunlar üzerinde duracağız. Peki o ihtiyaçları nasıl karşılayacağız SQLite üzerinde vesaire, onlara bakacağız. Öncelikle bir demo veri tabanı demo tablosu oluşturacağım. Bunun üzerinde anlatacağım. Bunun için şöyle create table diyerek bir users tablosu oluşturuyorum burada. Ondan sonra şöyle geliyorum, ID, integer, basit bir tablo olacak. Bunu herhangi bir veri tabanında oluşturabilirsiniz. Ben bunu Chinook üzerinde yapacağım. Bakın işlem başarılı. Şurada görüyoruz. İçerisinde ID adında bir alan var. Şimdi buna yeni bir ekleme nasıl yaparız? Yeni bir sütun eklemesi nasıl yaparız ona bakalım. Bakın alter table. Users diyorum burada. Add is active. Mesela varchar. Varchar şöyle deneyelim mesela. Bakın şurada hemen anlık olarak gördük is active. Tamam, burada herhangi bir sıkıntı yok. Tabloyu oluşturduk. İçerisine alter table ile bir add işlemi yaptık. Yeni bir sütun ekledik. Ayrıca şunu da yapabiliriz. Mesela bir tablonun adını değiştirme. Users rename diyorum. Rename to neye değişecek? Mesela employees backup. Örneğin bu olabilir. Users düzelteyim şöyle. Users backup. Mesela bu artık users diye bir tablo olmayacak. Onun yerine users backup adında bir tablo olacak anlamına geliyor. Bakın hemen users değişti. Users backup olarak burada. Bunu da görebiliyoruz. Peki. Mevcut bir tablonun yapısını nasıl değiştiririz? Bakın burada olaylar biraz değişiyor. Şimdi şu ana kadar genel basit işlemleri yaptık ama köklü değişiklikler yapmak istersek genel olarak kullanılan işlemler şöyle. SQLite içerisinde. Öncelikle bir transaction oluşturuluyor. Bakın buraya kadar geldiniz. Şuraya kadar anlattım. Burada sıkıntı yok ama bundan sonrasında SQLite'in tarzı değişiyor. Bu nedenle araya farklı bir konu giriyor. Bu konuda transaction konusu. Transaction konusunu hiç bilmiyorsanız ileriki bölümlerde göreceğiniz transaction bölümü var. O bölümü inceledikten sonra ve transaction'ın ne olduğunu anladıktan sonra buraya tekrar dönün. Normalde diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde böyle değil. O yüzden create, alter vesaire işlemlerini transaction'a gerek kalmadan anlatabiliyoruz. Ama burada öyle değil. Bu nedenle önce transaction'ı anlayın, sonra buraya gelin. Şimdi burada bir transaction kullanmam gerekiyor. Şu işlemi yapmak için mevcut bir tablonun yapısını değiştirmek diye özetleyelim mesela. Nedir bu? Öncelikle SQLite içerisinde bazı tablo düzenleme yetenekleri yok. Alter işlemleri eklenmemiş. Bunun yerine diyor ki sen önce bir transaction oluştur diyor. Ondan sonra bu transaction içerisinde bir bütündür transaction, hatırlatmak gerekirse. Ya tamamen tamamlanır ya da geri alınır vesaire. Bunun içerisinde diyor sen bütün mesela eğer bir sütun sileceksen bir tablo içerisinde o tablonun adını bir değiştir. Ondan sonra onun üzerindeki verileri al. Yeni bir tablo oluştur. Silmek istediğin sütunu silerek yeni bir tablo oluştur. Ondan sonra kopyaladığın veriyi buna ekle. Yani böyle karmaşık bir yapısı var bu konularda. Örnek üzerinden gidelim. Öncelikle
bir begin transaction diyerek transaction oluşturmam gerekiyor burada. Ondan sonra şöyle geliyorum. Mesela alter table users, ki ben şunun adını tekrar users'a dönüştüreceğim. Şöyle geliyorum. Ben direkt şuradan yapayım ben bu güncelleme işlemini. Adını değiştiriyorum çünkü users olarak kullanacağım ben bu ismi. Alter table users ne yap? Rename to, adını değiştir bunun. Users old yap. Ya da users 1 old vesaire. 2, 3, 4 gibi. Ondan sonra diyor ki sen ne yapmak istiyorsun? Mesela users'ın içerisinde ID ve is active alanları var. Tamam diyor. Sen ne istiyorsan create table ile bunu belirle. Mesela şu şekilde. Create table ile belirle. İçerisinde ne olabilir? Mesela ID gene olacak. Integer olacak. Bir de first name vesaire ekleyelim. Text. Hızlı hızlı yapıyorum bunları. Önemli olan burası değil çünkü. Genel yapı önemli. Tabloyu oluşturuyorum. Bir de ne olsun? Mesela create date olsun. Bu da date formatında. Date veri tipine sahip. Şunları düzelteyim. Burası da tamam. Genel olarak hazır. Tamam diyor. Sen önceki değiştirmek istediğin users tablosunun adını değiştirdin. Users old yaptın. Mesela onun içerisinde ID vardı. ID ve is active vardı. Hatta is active'i de ekleyebiliriz buraya. Is active. Bu da ne olsun? Mesela tamam text olsun. Üzerinde çok durmayacağım. Önemli değil. Bakın is active'di. Is active ve ID vardı. Ben buna, bu tabloya 3 tane daha sütun eklemek istedim. First name, last name ve create date. Bunu yapabilmek için öncelikle transaction oluşturup ondan sonra alter table diyerek bu transaction içerisinde tablonun adını değiştirmem lazım. Users old ya da herhangi bir şekilde. Ondan sonra eski tablo artık çöp olmuş oldu. Tamam. Eski tabloya direkt erişim kalmadı. Users, select yıldız from users diyenler artık onu görmüyor. Ondan sonra ben aynı isimde yeni bir tablo oluşturuyorum. İçerisine eklemeleri yaparak. Buraya kadar tamam. Şimdi benim eski tablodaki veriyi yeni tabloya, oluşturduğum yeni tabloya eklemem gerekiyor. O yüzden üçüncü işlemi de yapmam lazım burada. Insert into users ID. Bu yeni tablonun tanımlamasını yapıyorum. First name, ona veri ekleyeceğim çünkü. Last name ve create date ile date ile is active mesela. Sütunlar tamam. Ondan sonra bu veriyi nereden alacağız? Insert into, select into yöntemiyle ben bu veriyi aktaracağım. Ona da şöyle, onu da şöyle yapıyoruz. Select ID, first name, last name, from user, users old. Tabi burada elimizde olan veriler neler? Elimizdeki mevcut veri sadece ID, first name ve last name. O zaman ne yapabiliriz? Ben mesela create date alanına veri aktaramam. Is active alanına da veri aktaramam. O yüzden onları yazmamam gerekiyor burada. Çünkü sadece 3 alanlık veri var elimde. Ondan sonra da transaction'ı commit etmem gerekiyor burada. Commit işlemini yapıyorum. Buraya kadar tamam. Transaction başladı. Begin ile yukarıda ve şurada da bitirildi. Şimdi buraya kadar işlem tamam. Yalnız küçük bir ekleme yapmam lazım. Şimdi bu mevcut tablo, users tablosu henüz silinmedi, çalıştırmadık. Başka tablolarla primary key ve foreign key ilişkisine sahip olabilir. Eğer başka bir tablo ile primary key, foreign key ilişkisi varsa bu tabloyu
doğal olarak değiştiremeyeceksiniz. Adını değiştiremeyeceksiniz. Altın olmayacak vesaire. Bu nedenle bizim şu transaction'ın üzerinde bir işlem daha yapmamız lazım. Bir ayar set etmemiz gerekiyor veri tabanı için. SQLite veri tabanı için. Buna da Pragma ile Pragma diyorum ki foreign key bağlantısını, foreign key keys'lerini yani anahtarlarını off yap. Yani onları kapat bu transaction başlamadan önce. Kapatmazsanız bu relation dediğimiz o ilişkiler bu işleme engel olacaktır. Bunu kapat. Yani sorgulama artık burada ilişki olup olmadığını. Ondan sonra iş bitince, transaction bitince de tekrar on yap foreign key'leri. Last name'i yanlış yazmışım. Şurada. Geldim. Tekrar. Şurayı şu şekilde çalıştırıp deneyeceğim. Burada ne diyor? There's already another table or index with this name. Şurada bir tane varmış. Ben bunu bir sileyim. Delete the table. Ondan sonra tekrar çalıştıracağım. Bakın işlem başarılı oldu. Sadece bu transaction'da bir sıkıntı çıkardı. Çünkü kullandığım editör içerisinde bir transaction var. O transaction içerisinde bir transaction daha oluşturmuş oldu burada. O yüzden ben sadece alter table, create table vesaire diyerek bunları kullanabildim. Dikkat ederseniz sol tarafta users alanı var. Bunun içerisinde yeni oluşturduğum tablonun özellikleri var. First name, last name, create date vesaire. Yukarıda ise users old alanında dikkat edin sütun olarak tabii bu bir kopya oluştu. Az önceki sildim. İlkini sildim ben çünkü. Normalde sadece iki tane yazması lazım. ID ve is active şeklinde. Ama ben ilkini sildiğim için tekrar oluşturdum. Bu sefer bunun kopyasını oluşturmuş oldu buraya. Bu şekilde bir temel kullanımı var diyebilirim. Aynı şekilde bir mesela sütun silme işlemini de gene bu şekilde yapıyoruz. Ne diyelim buna? Mevcut bir tablodan sütun silme. Mevcut bir tablodan sütun silme diyelim. Yukarıdaki yapının aynısını şurayı kopyalıyorum. Elimizde zaten mevcut bir yapı var. Bunu yapıştırdım. Bakın bunu silmek istersek mesela ben şunu sileyim bu arada. Eski users oldu. Delete table diyorum. O gitti. Şimdi users üzerinden ben bunu kaldıracağım. Mesela create date'i kaldırmak istiyorum. Ona ihtiyacım yok diyelim artık. Tamam. Ondan sonra ne yapacağım? Elimde users alanı var. Ona da bir şöyle bir sorgu çekelim. Select users from users. Yapısını bir inceleyelim buradan. İçerisine herhangi bir veri eklemedik zaten. Buna birkaç ekleme yapacağım ben. Insert into diyerek. Ben burada videoyu durdurdum. Orada bir insert yazdım. Şu insert'ı yazdım. Ve bir veri ekledim users içerisine. Ve şu an içerisinde tek bir veri var. Şöyle tekrar select ile bunu görelim. Peki. Olayımıza dönecek olursak. Bakın burada create table işlemi yapacağım. Sütün silme işleminde. Ne yapacağım? Tabii şurada ilk komutu unutmayalım. Alter table users rename diyerek mevcut users'ın yeniden isimlendireceğim. Ve users old olarak bunu oluşturacak. Sonrasında da yeni bir tablo olarak oluşturacağım. Neyi? İçerisinde create date olmayan alanı. Bakın onu sildim ben burada. Ve ID sonrasında da eski adını değiştirdim tablodaki verinin yeni tabloya aktarılmasını sağlayacağım. Bunu çalıştırıyorum. Rows affected one dedi. Bakın users oluşturuldu burada. Ben şunu kopyalayıp şurada kontrol edeceğim. Users old içerisinde ne var?
İçerisinde bir veri olması lazım gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şimdi yeni oluşturulmuş users tablosuna da bakalım. Bakın burada gene first name ve last name var Cihan Özhan olarak ama içerisinde şurada olan, dikkat edin, create name alanı yok users içerisinde. Ama veriyi de kopyalamış olduk. Bu sayede bu bize neyi sağladı? Bu bizim oluşturduğumuz elimizdeki mevcut bir tablonun yapısını değiştirip veriyi koruyarak yapısını değiştirmeyi bize sağlamış oldu. Tabii şurada ID, first name, last name'i yapmadığım için, düzeltiyorum, bundan sonra is active alanını kopyalamadığım için oradaki veri gelmedi. Ama şimdi mesela ben şunu silip tekrar çalıştırırsam bu veri gelecektir. Şöyle. Şunu tekrar çalıştırıyorum. Şu an sıkıntı yok gibi görünüyor. Şu users'ı çalıştıracağım. Evet, evet, çünkü o veri ilk başta yoktu burada. Yani ilk başta onu yapmadan önce bunu gerçekleştirmiş olsaydık bu veri de gelecekti. Ama zaten o veriyi kaybettik biz ilk yaptığımızda. O yüzden gelmedi ama normalde bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Evet. Aynı şekilde yeniden isimlendirme olayını da böyle yapabiliriz. Yani aslında mantık hiç değişmiyor artık. Çünkü yöntem belli. Alter yap tabloyu. Ondan sonra yeniden oluştur. Nasıl istiyorsan o şekilde oluştur. Sonra da eski tablodaki veriyi o yeni oluşturduğun tabloya aktar. Mesela burada bir değişiklik yapmak istiyorsanız, mesela alt tireli bir şekilde yapacaksınız diyelim sizin sütunların isimlerini. O zaman bu şekilde yaparsınız ve önceki tablodan yeni tabloya şu şekilde veri aktarımını yaparak sizin, ne diyelim buna, mevcut bir tablodaki sütunu yeniden isimlendirme diyelim buna. Bu şekilde bunu da rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.